Selam, herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugünkü konumuz difenbahya. Yapraklarından bana izin verirse ben onun bakımını anlatacağım. Ağlayan çiçek olarak biliyoruz ama genelde difenbahya ismi Türkçe'de de biliniyor. Difenbahya bir cins. Araçea yani yılan yastığı giller ailesinden bir cins. 135'e yakın tür var bu cinsin içerisinde. Şu çocuğu biraz şimdilik şöyle alayım ki beni de çok engellemesin. Ana vatanı Meksika, Güney Amerika, Batı Hint adaları olarak biliniyor. Difenbahya geniş bir grup çiçekli bitkiye verilen cins ismi. Gördüğünüz gibi çok gösterişli yaprakları var. Evde bakımı çok kolay. Çok sevdiğimiz ev yeşillerimizden bir tanesi. Daha az ışık alan alanlara adapte olabildiği için de tercih ediyoruz kendisini. Benimkinin saksı değişim zamanı geldiği için, bunun büyümesi gerektiği için şu an birazcık desteğe ihtiyacı var. O yüzden böyle elimle tutuyorum bir taraftan da. Zehirli bitki alarmı veriyorum. Difenbahya zehirli bir tür. Evinde küçük çocuğu olanlar, hayvanları olanlar mutlaka erişebilecekleri yerden biraz yukarıya koymalılar. Çünkü hücrelerinin içerisinde kalsiyum oksalat kristalleri var ve yendiğinde, tüketildiğinde, özellikle çok miktarlarda tüketildiğinde dil şişmesi, konuşma zorluğu gibi problemler yaşayabilirsiniz. Dokunmaktan bir şey olmaz. Yenirse sıkıntı çıkarıyor. Çok ciddi vakalara pek rastlanmamış ama temkinli olmakta fayda var. Difenbahya dostumuz adını Viyana Botanik Bahçesi'nin baş bahçıvanı, 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyılın başında orada çalışmış olan Joseph Difenbach'tan alıyor. Belirlenen türler sürekli değişiklik gösteriyor biliyorsunuz ama şu an için bildiğimiz 135 civarında tür var. Difenbahya seguine, evimizde çok baktığımız Difenbahya orstedi, Difenbahya maculata, Difenbahya amoena diye türleri var. Pek çok tropik türde olduğu gibi Difenbahya da direkt güneş ışığından hoşlanmıyor. Mutlaka filtre aydınlık istiyor. Güneş ışığı camdan gelip hiçbir şey geçmeden böyle şak diye yaprakların üzerine düşsün istemiyor. Çok bol aydınlık olmasına gerek yok. Orta ışıkta mutlu, hatta daha az ışığa da adapte olabiliyor. Fakat ışığı ne kadar onun istediği miktarda verirseniz büyümesi, gelişmesi o kadar iyi olacaktır. Özellikle kuzey cepheye sahip, evi az ışık alan kişilerin difenbahyayı tercih edebileceğini söylemeliyim. Ben kuzey cephede çok rahatlıkla bakıyorum. Kuzey cephede cama biraz daha yaklaştırırsınız. Diğer cephelerde zaten ışık probleminiz olmayacağı için bir tık geriye de koyabilirsiniz. Yine mevsime göre pencereye yakınlığını, uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Kış aylarında biraz daha yaklaştırırsınız. Yaz aylarında biraz daha geri çekebilirsiniz. Genel olarak bitkilerimizi ayda bir 15-20 derece böyle bir çevirmek iyi olacaktır ki her taraftan güzel ışık alsın. Yoksa benimkinde olduğu gibi biraz böyle ışığa doğru eğildiğini görebilirsiniz. Genelde tropik türlerde olduğu gibi lifli, drenajı iyi havalandırılmış bir toprak isteyecektir. Çünkü birazcık nemli kalmasını ister karışımının. Ne yapabilirsiniz? Torf içerisine ya da Hindistan cevizi torfu içerisine suyu tutması için perlit ya da vermikülit, drenajı arttırması için de ince kil bilyesi olur, orta boy kil bilyesi olur, pomza taşı olur, lav taşı olur, dere çakılı olur. Bunları ekleyerek güzel havalı ama aynı zamanda da nem tutan bir toprak karışımı elde edebilirsiniz. Hafif nemli toprak ister dedik. Kesinlikle su içerisinde kalmasından bahsetmiyorum. Bahar yaz aylarında büyüme döneminde sulama sıklığınız biraz daha artabilir. Kış aylarında biraz daha nadir sulama yapabilirsiniz. Haftada bir kere iki kere diye sulama düzeni olmaz. Her zaman bitkinin dibine parmağınızı sokacaksınız. Eğer hafif nemli ise sulamayacaksınız ama baktınız kurumaya başlamış, o zaman suyunu verebilirsiniz. Sulama yaptıktan sonra altından iyice suyun aktığından emin olun. Böyle dekoratif saksının içerisinde su birikmemesine lütfen dikkat edin. Çeşme suyunuz çok sert, çok klorluysa yaprakların üzerinde beyaz beyaz mineral birikmesi görebilirsiniz bu dostumuzda da. O yüzden dinlendirilmiş ya da filtreden geçirilmiş su kullanmanızı öneririm. Sıcaklık nem 15-26 derece, yani normal oda sıcaklığına çok güzel adapte olur. Ama kışın kaloriferlerden, yazın klimanın etki alanından biraz uzak tutmak isteyeceksiniz. 5 derecenin altını hiç sevmez, tam bir tropik. Yavaş azalan sıcaklıklara adapte olabiliyor. Fakat böyle aniden bir ısı düşüşü olduğunda çürüyebilir. Bir anda yumuşadığını ve kaybetmeye başladığınızı görebilirsiniz. Yine üşüdüğünde alt yapraklarını dökmesi çok sıradan bir durumdur. Herhangi bir şekilde alttan çürümeye başladığını gördüğünüz an sağlam yerinden kesin. 1-2 gün bekletin yarısı kurusun, su içerisine ya da direkt toprak karışımına dikerek köklendirme yaparak kurtarmaya çalışın. Genelde tropiklerin tercihi olduğu gibi böyle %60 civarında neme acayip bayılır.
Özellikle kışın evdeki nem oranının çok düştüğünü göz önüne alarak duşa girerken götürün bunu, banyonun içerisinde dursun, duşakabinin içerisinde değil, böyle güzel o nemi hapsetsin vücuduna. Hava çok kuruysa yaprak kenarlarında, uçlarında kurumalar görebilirsiniz. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar için yazın nem oranı çok sorun olmayacaktır ama kışın nemlendirici cihaz kullanabilirsiniz, kaloriferlere suluk asabilirsiniz, tropikleri bir araya toplayıp minik bir mikro klima yaratabilirsiniz. Ben fısfıslama yapmayı hiçbir zaman tercih etmiyorum biliyorsunuz. Çünkü ani nem artışı sağlıyor. Bizim aradığımız şey stabil nem artışı. Büyüme dönemi dediğimiz bahar ve yaz aylarında genel bitki besini olur. Yeşil yapraklı bitkiler için bir bitki besini olur. Genel olarak dengeli bir bitki besini kullanmanızı öneririm. En sık ayda bir olacak şekilde ben genelde 1,5 ayda 1'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz fazla verince de kökleri yakabiliyoruz. Arada bir yapraklarını nemli bezle silmeyi sakın ihmal etmeyin. Güzel yaprakların üzerinde toz tutacağı için onları silelim ki fotosentez hızına destek olabilelim. Şimdi saksı değişimi, ben bu delikli saksıları kullanıyorum her zaman biliyorsunuz. İşte bu dekoratif saksının içerisine oturtuyorum. Şöyle alttan bakıyorum. Burada kökleri görüyorsam bir boy büyük saksıya geçiriyorum. Difenbahya genelde yılda bir saksı değişimi isteyebilir. Yılda bir toprak değişimi de isteyebilir. Eğer saksısını yeterince doldurmadıysa aynı saksıda bırakıp sadece toprak karışımını değiştirebilirsiniz. Böyle içerisi dolmuşsa güzel böyle bunları gıdıklayarak ayıracağız. Çürümüş, kurumuş, kötü görünen kökleri budayacağız. Ardından yeni toprak karışımımızla birlikte gerekirse bir boy büyük saksımıza dikeceğiz. Saksı değişiminden sonra birazcık strese girebilir. Buna lütfen çok takılmayın. Oynuyorsunuz, ortamını değiştiriyorsunuz. Onlar çok hızlı adapte olurlar ama çok da fazla böyle üzerine gitmeyin. Birkaç tane yaprağını dökebilir. O arada yeni bir sürgünü çıkıyordur benimkinde olduğu gibi ama işte o böyle biraz yamuk çıkabilir falan. Bunlar çok normal problemler. Ani bir durum yoksa bahar aylarında, yaz aylarında yapmanızı öneririm. Özellikle Mart, Nisan çok güzel olur saksı değişimlerinde ama problem varsa yılın her zamanı yapabilirsiniz. Şimdi görüyorsunuz ki böyle boğum boğum ilerliyor. Bazen de etrafında böyle buralar kuruyabilir. Bunları ellemeyin. Onlar bitkinin kendi formu, kendini korumak için yaptığı şey. Muzda da yine bunları görüyoruz. Ben bunları buradan almama taraftarıyım. Boğum boğum bir şekilde büyür ve yapraklar hepsi birbirinin içerisinde çıkar difenbahyada. Dolayısıyla bitki büyüdükçe en dıştaki yaprağı kaybetmesi çok normaldir. Fotosentezine sağlık deyip onu emekliye ayırıyoruz. Yine çoğaltma yaparken de bu boğumlar bizim için çok önemli. Herhangi bir yerinden kesip dediğim gibi 1-2 gün bekletip yarasının kuruması için suda ya da toprakta köklendirme yapabilirsiniz. Yanından çıkan yavruları varsa saksı değişimi yaparken de bunları ayırabilirsiniz. Size önerim üzerinde en az 3-4 tane yaprak olan yavruyu ayırın. Daha az yaprak olduğu zaman tutulması biraz zor olabiliyor. Yine şu şekilde de çoğaltılabiliyor. Bu halkalardan 2-3 taneyi kesiyorsunuz. İşte turba yosunu içerisine ya da böyle lifli nemli duracak bir ortam içerisine yan yatırıyorsunuz. Üzerine streç filmle kapatıyorsunuz. O şekilde de sürgün vermesini sağlayabilirsiniz. Ama en garantili yöntem buradan kesip almak. Üzerinde böyle pıt pıt minik nodüller varsa onların altından kesin ki rahatlıkla oralardan büyüyebilsin. Şimdi gelelim problemlerine. Yapraklarını bir anda böyle aşağı eğdiyse bu sulama stresinden olabilir. %90 da fazla sulamadandır. O noktada toprağa bakıyoruz. Toprağımız kuruysa az sulamadan olmuştur. Sulama yapıyoruz. Toprağımız ıslaksa kesinlikle böyle bir çubukla hafif havalandırıyoruz. Sulama yapmıyoruz ve havadar bir yerde bakmaya başlıyoruz birkaç gün. Bu aşamada toprağınız çok çamurlaşmışsa toprak değişimi de önereceğim. Özellikle alttaki yapraklarda sararma, bir anda çok sararma görüyorsanız fazla sulama belirtisidir. Yine az ışıkta ve soğukta da yapraklarını aşağıya düşürdüğünü görebilirsiniz. Yapraklarımın uçları kuruyor. Neden demişsiniz? Sulama düzensizliği olabilir. Özellikle kış aylarında nem eksikliğinden olabilir. Toprak çok uzun süre kuru kalıyorsa da yine yaprakların kenarlarında kuruma, çıtır çıtır olma görebilirsiniz. Eğer o kahverengi yerleri budayacaksanız sakın ola ki yeşil yerinden kesmeyin. Minicik de olsa bir kısım kahverengilik kalmasına özen gösterin. Çünkü orayı iyileştirmek için zaten yine kuruyacak. Ağlayan çiçek denmesinin sebebi zaman zaman yapraklarının kenarından akan su damlaları. Bunun sebebi genelde gutasyon denilen bir olay. Bunu ayrıca anlatacağım.
Fakat temelde köklerdeki ve yapraklardaki su basıncı farkından oluyor. İşte o zaman acaba ben fazla mı suladım? Bu biraz fazla mı sulandı? Akşam saatinde suladım, suyu kullanamadı mı? Yoksa benim toprağım yeterince geçirgen değil mi diye düşünmelisiniz. Yapraklarından akan o damlalarda bitkinin öz suyu da olduğu için özellikle evcil hayvanlarınızın onları yalamaması çok önemli. Yaprak zararlıları difenbahya'da sık yaşanabilir. Özellikle unlu bitler, kırmızı örümcekler, tropiklerde olduğu gibi yaprak bitleri, tripsler difenbahya'yı sever. Tropik bakıyorsanız gözünüz sürekli yaprakların üzerinde olacak. Bazen ince bir toz gibi olur, siz onu toz zannedersiniz ama şöyle biraz itelediğinizde hareket ettiğini görürsünüz. Bitkinizin ışığı, sulaması, toprağa her şeyi iyi olmasına rağmen çok sönük görünüyorsa, yaprağında matlaşma varsa, üstünde ya da özellikle altında ince bir toz tabakası görüyorsanız, güneş yanığı olmayan, hafif böyle sarı kırmızı gibi lekeler görüyorsanız, işte o zaman kesinlikle yaprak zararları şüphelenmelisiniz. Öncelikle bol suyla yaprakları yıkamayı deneyebilirsiniz. Evinizde mutlaka bulunması gerektiğini söylüyorum. Doğal bir insektisit olan neem oil, yani nem ağacı yağı, tesbih ağacı yağı mutlaka edinmelisiniz. 1 litre suya 1-2 damla Arap sabunu da iş görür, sirke de iş görür. Alkollü özellikle dezenfektanlar, parfümlü falan olmasına ya da saf alkol çok iş görür. Unlu bit gibi, kırmızı örümcek gibi, diğer yaprak zararlıları gibi durumlarda sürekli gözümüzün önünde olacak ve sürekli gördükçe temizleyeceğiz. Nemli bir beze damlatıp silebilirsiniz. Yaprakları büyük olduğu için fıspıslamayı tercih edebilirsiniz. Duşakabinin içerisine götürüp ya da unlu bit gibi büyük canlılar varsa sokun o kulak çubuklarını saydıklarımdan birinin içerisine, pıt 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 hepsini kebap yapın. Bazen yapraklarının üzerinde böyle delikler olabilir, kırılmıştır, ödem olmuştur sulama düzensizliğinden, herhangi bir şeye tepki göstermiştir. Lütfen bunlara çok fazla takılmayın. Gözünüz üzerinde olsun ama mükemmel bitki arıyorsanız yapay bir difenbahya almanızı öneririm. Yaşlanan bitkilerde kocaman bir sopa, üstünde böyle 2-3 tane tentenin saçı gibi yaprak görebilirsiniz. Çok normaldir. İşte o zaman anlattığım gibi kesip üst tarafı köklendirirsiniz. Alttakine yeniden bakmaya devam edebilirsiniz. Yeni çıkan sürgünde problem varsa, kahverengi görünüyorsa o arada bir değişiklik yapıp yapmadığınızı düşünün. Bitkinizde herhangi bir yaprak zararlısı olup olmadığını düşünün. Aldınız eve geldiniz, saksısını yeni yaptınız, o dönemlerde oluyorsa kesinlikle takılmayın. Ne yaparsanız yapın, gözlemleyerek ve yaptığınız işlemleri düşünerek hareket edin. Önerim de tek seferde tek değişiklik yapmak. Kanala abone olmayı, merak ettiklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene kadar hoşça kalın.